geçiş yaptım oradan. Aradın. Acaba sev olacaklar mı? Berfin ve Ufuk. Sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size 10 soru yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50... Abi bu arada ben buradaki videolardaki insanlar çok acımasız olduğu için artık ben her türlü acımasız eleştiriyi patlatıyorum sırt sırtalarda. Baştan uyarım yapıyorum. Ay tipine yorum yaptı. Anaksız kosu. Diyecek insanları siklemiyorum şu anda. O yüzden her türlü yorumu yapacağım yani. Bu konuda anlaşalım. Kızın burun ameliyatı vakti gelmiş. Let's go. TL kazandıracak. Program sonunda ben bunu izlemedim buradan ki. Yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Harikayım, teşekkür ederim. Yalnız ikisi de Karadeniz kokuyor. Çocuk %100 Karadeniz. Çocuk %5 milyon Karadeniz bak, net. Neler yapıyorsun? Çalışıyorum. Okulum yeni bitti. Aa güzel, ben hala okumaya devam ediyorum. Ne okuyorsun? Sanat tarihi okuyorum ama çok fazla bir okula gittiğim söylenemez, çalıştığımdan kaynaklı. Aa sanat tarihi çok güzel. Evet evet. Berfin ve Ufuk ilk sorun... Sanat tarihi çok güzel, evet evet. Deep down inside. İçeride çöküyor değil mi çocuk? Ah sanat tarihi. Ah Michelangelo. Ah hiç para kazandırmayacak bana. Geliyor. Sevgilinin kalabalık arkadaş grubunda tek kadın ya da tek erkek olması seni rahatsız eder mi? Abi beni bile eder bu arada ya. Ben çok geniş bir adamım ama beni eder abi. Aa kırmızı oldu. Neden peki? Tek başına bir gereği yok bence. Ya hani, tabii ya ki de. Mesela tek başına gidecekse eğer ben de uygunsam birlikte gideriz. Değilsek zaten gitmesinin bir anlamı yok bence. Yo, ona katılıyorum. Katılmadığım nokta şu, eğer ki hani herhangi bir rahatsızlık durumu söz konusu değilse, benim tanıdığım arkadaşlarıysa bulunmasında herhangi bir sakınca yok. Yani her ortama gidecek diye bir şey de yok bence yani. O gün de gitmeyi versin. Tabii tabii katılıyorum. Haklı. Maalesef kız haklı. Olabilir. Yani hani kesin bir yargı değildi bu, hayır. Evet de olabilir, hayır da olabilir. Durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Yani benim için bence gitmesinin bir anlamı yok. O gün gitmese de olur. Demek ki ben müsait değilmişim ki gidememişim. O da gitmeyebilirmiş. Doğru. Sevgilin 100 kilo alsa ayrılır mısın? Evet ayrılır. 100 çok fazla. 50 falan olsa kabul edilebilirdi ama 100 fazla. Niye söyledin cevabı oğlum kız kaldırmadan? Oh. Aa bildik, güzel. Evet. Lan tabii bilirsin. Evet, katılıyorsun değil mi bana bu katılıyorum konuda? Katılıyorum kesinlikle. Çünkü 100 kilo demek ki sen mutsuzsun ilişkinde. Hani kendini yemeye falan yemeğe mı? Vurmuşsun, yemeğe vurmuş yani kendini. Hani orada bir sıkıntı var bence. Evet, evet katılıyorum. Onu bir sorgulamak lazım. Ayrılırım herhalde. 50'den sonra bir düşünmeye başlarım. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Bu soruyla alakalı hani kilo al, o kadar kilo aldıktan sonra zayıflaması için onu teşvik eder misin yoksa... Aa. Tabii ki de ederim. Birlikte beni... hani spor falan belki spor. Yok hayır ben zaten antrenörlük yapıyorum mesela. Hani o konuda bayağı da yardımcı olabilirim. Tamam destek olmak evet, iyi evet. Güzel. Yani normal kilo alımı tabii ki de olabilir ama öyle çok aşırı biraz aşırı fazla. Aşırı kilo bence bir yerden sonra mutsuzluk işareti gibi bir şey bence yani. Evet. Ora herkes antrenör ha. Doğru evet, doğru katılıyorum ama 100 kilo çok fazla. Çok aynı. Evet. Kariyerine engel olduğunu düşündüğün için sevgilini terk eder miydin? Bunun cevabı net evet olması lazım ya. Güzel, bence evet. De. Abi bak, olay şu. Bunun cevabı net evet. Neden evet? Şunu söyleyeyim. Yani düzgün bir yarın, yani çiftin diğer tarafı, hiçbir zaman seni... Senin yapacağın, yaptığın ve yapmak için heveslendiğin şeylerde kırmaması lazım. Ve hayat planı, hayatını birleştirdiğin insan için bile değişmemesi gereken bir şeydir. Yani senin hayatında yapmak istediğin bir şeyler varsa bunu yapacaksın. O sana destek olmakla yükümlü. Aynısı da senden gelecek. Hani senin çiftin, senin sevgilin, nişanlın, karın da bir şey yapmak istiyorsa elinden geldiği şekilde desteklemen lazım. Yani sen ona ket vurduğun anda zaten mutsuz bir insan olacak. Böyle ilişki olmaz ki. Çok bencilce. Hayır bırakılmaz. Yani çünkü
belirli fedakarlıklar yapmak gerekir bazen. Sevdiğin insan içerisinde hani bazen işi arka plana atıp ilişkiyi ön planda tutmak her zaman daha sağlıklıdır. Çünkü beraberken devam edersek belki de daha da iyi bir noktaya çıkacağındır. Evet, belki kararlarına bir süre sonra saygı duyup ortak bir yerde de buluşabilirsiniz. Ya da kariyerine, hayatına belirli dönemlerinde tekrar yüklenebilirsin ama aşk, sevgi ya da ilişki o her zaman olacak bir şey değil. Katılıyorum, bence. Sonuna kadar katılıyorum, seni destekliyorum. Ve aşk... Oğlum çocuk bildiğin şey PogChamp oldu ya. Hani aşk yaşıyorsan eğer bir süre sonra zaten o da senin tarafına geçecektir bence. Evet, buna inanıyorum, ben de inanıyorum. Böyle olması çok daha önemli. İş ikinci planda kalmalı. Evet. Berfin ve Ufuk şu ana kadar... Abi siz hangi ütopyada yaşıyorsunuz? İş nasıl ikinci planda kalabilir ya? Abi kusura bakma yani evli ve çocuklu çiftlerde bile iş birinci plandadır. Taş mı kemireceksiniz amına koyayım? 100 TL kazandınız. Evet, çok güzel. Harika. Harca. Dördüncü sorunuz geliyor. Eğer hazırsanız. Evet, hazır. Kesinlikle. Gece hayatını çok Onercim, seven görüşürüz. Birisiyle birlikte olur musun? Evet, harika. Evet, harika. Evet, her gece birlikte eğlenebiliriz. Evet, eğlenmeyi seviyorum gerçekten. Dans etmeyi seviyorum, müzik dinlemeyi seviyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet, ben de çok seviyorum. Evet. Böyle kaybolmayı da seviyorum bazen. Hani sonuna kadar böyle dağıtmayı da. Tabii ki de onun da ayrı bir acısı oluyor ama eğlenmek keyifli. Zaten sen öyle birini istiyorsan sen de öylesindir. Birlikte evet. Bence harika, güzel vakitler geçirilebilir. Evet, geçirebilir. Ya benim de cevabım buna evet ama ben mesela eğlenmeyi çok sevmiyorum yani. Ya da eğlenmek adı altında dışarı gidip bak şunu sevmiyorum bak. Neyi ettik de dışarı çıktık? Ne? Duyamıyorum. O da öyledir. Efendim? Ya konuşup ne yapacağız amına koyayım işte. Hiçbir şeyler ya. Bayılıyorum dans etmeye. Hiç açmıyor beni ya. Ama kendisi eğlenmek istiyorsa gitsin. Görebiliriz. Şu ana kadar 150 TL kazandınız. Süper. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bir daha asla ayrı noktalara düşmeyelim. Çocuk bu arada Şükrü'ye çok benziyor. Kesinlikle. Her an senden haber almak isteyen, ilgiden çok hoşlanan biriyle beraber olmak ister misin? Bir kadının hayali bu zaten. Evet. Ben buna hayır dedim değil mi? Evet. Sürekli ilgiden hoşlanmam. Bundan nereye yapacak bu çocuk acaba? Bilmiyorum, sen nasıl düşünüyorsun bu ben konuda? Ben hoşla isterim ya. Ben tabii kız olduğum için belki evet demem normal. Yo, bundan nereye yapacak? Şey mı? Katılıyorum ona. Tabii ki de bir haberleşme olması gerekiyor, iletişim olması gerekiyor ama sürekli bir neredesin, kimlesin, ne yapıyorsun, ne zaman çıkacaksın? Ama en azından yanındakilerin isimleri ne? Hani bu sorudan ben bunu anladım, bu yüzden hayır cevabını kullandım. Ama en azından gün içinde ne yaptığımızdan, kiminle olduğumuzdan hani birbirimizin haberi olursa hani o zaman gerçek bir ilişki olmuyor mu? Yoksa normal bir arkadaşına zaten söylemezsin bütün gün ne yaptığını ya da yanında kimin olduğunu. O zaman sevgilime de söylemem. Niye söylüyorum abi? Niye söylüyorum abi? Pablo Escobar mıyım ben? FBI under surveillance mı? İlişkinin farkı ne? Gel. Şöyle cevaplamak istiyorum bunu. Sürekli konuşmadan bahsediyorduk değil mi soruda? Yani sürekli evet. Ben çok aslında sürekli olarak... Ben senin dediğine %100 katılıyorum. Sana haber vermeliyim, nereye gittiğimi söylemeliyim, kimlerle olduğumu söyleyebilirim sorarsan eğer ama bu sürekliliğe de sürekli yani bağlanırsa attığın... eğer ki hani bir boğma derecesine girer. Attığın her adımı da tabii ki söylemeyeceksin ama en azından gün içerisinde hani genel olarak ne yaptın, nereye gittin ya da ekstra olarak kiminle görüştün tabii ki bunları tabii söylemen katılıyorum, gerekiyor. Buna ben... Haklısın. Yine haklısın oldu. Ben de katılıyorum. Ben süreklilik kısmına katılmıyorum. Evet, süreklilik belki sıkabilir bir yerden sonra. Evet.
O konuda hemfikiriz. Evlenmeden aynı evde sevgilinle yaşar mısın? Sen evet mi dedin? Evet dedim. Ben hayır dedim. Çünkü bence evlilikten sonrasında da bir şeyler kalmalı. Her şeyi sevgiliyken, birlikteyken yaşadıktan sonra hani... Bilmiyorum, evliliğin bir, ben öyle düşünüyorum, bir farkı olmalı bence kesinlikle. Evliliğin bir farkı olabilir ama ben beraber yaşamak için yine de evlilik olmasına gerek duymuyorum. İki insan beraber güzel anlaşıyorsa beraber yaşamalarında bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Bir de ben şöyle düşünüyorum, bence birlikte şöyle yaşanmamalı. En azından gün içerisinde sevgilinle gün bitiminde ben eve gidip kafamı dinlemeliyim yani tek başıma. Bir kendime ait bir alanımın olmalı. Alanım olmalı yani. Orası evet, kesinlikle öyle ama sevgiliyiz ve evlilik tarzında bir şey düşünmeyip beraber güzel vakit geçiriyorsak neden beraber yaşayıp daha fazla beraber güzel vakit geçirmeyelim? Bence ilişkiyi yıpratıyor ya, ilişkiye zarar veren bir şey bence bu. Ben çok karşıyım evlenmeye. Onu beceremezsen evliliği nasıl becereceksin? Dude, Miss Gollum, what the fuck are you talking about? Ne diyorsun ya? Sevgiliyken birlikte yaşarsak ilişki zedelenir. Evlenince birlikte yaşayınca niye zedelenmiyor? Neden birlikte yaşamaya karşıyım yani. Olabilir. Buna saygı duymak zorundayım sanırım. Evet. Hiç yakın arkadaşlarından biri senden hoşlandı mı? Evet, çok kötü bir şey bence ya. Ben hiç sevmiyorum. Evet, normal farklı bir şekilde ona yakınlık gösterdikten sonrasında böyle canım cicim derken bir anda olay çok farklı yerlere çekilebiliyor. Evet, bu kötü bir durum. Bazı insanlar bence arkadaş olarak kalmalı. Ve öyle bir şey hissetmiyorsan da kesinlikle onu belli etmemelisin. Karşı taraftan öyle bir şey görmediysen belli etmemelisin ve arkadaşlığa zarar vermemelisin. Ama işte bazen şey oluyor yani, insanlara gösterdiğimiz ilgi farklı anlaşılabiliyor ve farklı yerlere çekilebiliyor. Bu da Hayır, farklı anlaşılmaz şimdi. Ben onu söyleyeyim, öyle bir şey yok. Sen gerekli pası atmazsan karşı taraf sana ilgi duymaz. Öyle bir şey yok kardeşim. Next abi. Ama iyi yapabilmek gerekiyor. Evet, onun ayarını iyi yapabilmek gerekiyor. Bu bazen bizden kaynaklı değil ama karşı tarafın beklentisinden de kaynaklı olabiliyor. Evet. Ama evet. Karşıyım. Ben de karşıyım, evet. Evet. Cimri biriyle beraber olur musun? Hayır. Çünkü ben cimriyim zaten. Evet, kesinlikle. Aynı fikirde olmamız harika. Para harcamayı seviyorum. Cimrilik kötü bir şeydir. Kanka bir şey soracağım. Kaç paran var da harcıyorsun ya? Sanat tarihi okuyorsun. Antrenörlük yapıyorsun. On the side. Güzeldir, evet. Varsa harcamak gerekiyor. Harcayalım ki eğlenelim. Ya daha çok kazanalım, daha çok harcayalım. Zaten karşındaki insan anlayışlıysa ya da senin birlikte olabileceğin bir insansa zaten seni zor durum... Biraz önce 150 TL kazandınız dedi. Yes dedi. O da bırakmaz. O yüzden cimri olmanın da bir manası yok yani. Kesinlikle. Cimrilik ne yapacağız? Parayı mezara mı götüreceğiz yani? Yani kesinlikle. 9. soru geliyor. Hayır gerizekalı, yatırım yapacaksın. Aynen abi, parayı mezara mı götüreceğiz? Hepsini harcayalım, banka eksi de olsun devamlı. Devamlı böyle kalp kriziyle yaşıyorsun değil mi? Maaşım yetmedi. Eksi 600'deyim bu. Kredi kartı götüme girecek. Böyle bir yaşam yok ki amına koyayım. Sevgilinin seni aldattığını öğrendim. Ama ayrılmaman için 1 milyon dolar teklif etti. Kabul eder misin? Evet, burada. Abi ben direkt kabul ederim ya. Net cebe atarım abi. Tamam mı? Derim ki tamam. Seni affediyorum. Ondan sonra o 1 milyon dolarla kardeşim gerekirse satellite kiralarsın. Ondan sonra sen aldatırsın. İntikam abi, ne güzel işte. Ya. Direkt yani şimdi 1 milyon doları düşündüğümüz zaman
bir süre daha onunla ilişkiye devam edebilirim. Gözünü kapatır mısın yani? Ne? Bir süre daha gözünü kapatıp kulaklarını mı tıkarsın? Hayır, aldattığını öğrendin değil mi? Soru öyleydi. Evet, aldattığını öğrendin ve 1 milyon dolar karşılığında sesini çıkarmayacaksın. Devam edeceksin ilişkiye. Bir süre daha devam ettikten sonra ayrılabilirim bence. Ay hayır. Evet yani. Hayır asla. Böyle bir şey gerçekleşmez tabii ki de ama normalde cevabım hayırdır. Ben şunu merak ediyorum. Hayatında 10 bin doları yan yana görmüş mü? Sevgili bacım, hayatında 10 bin dolar stack cash yan yana gördün mü? Bunun bir cevabını ver, sonra 1 milyon doları tekrar konuşuruz. Buna ama komiklik olsun diye evet dedim. Evet. Ama normalde hayır herhalde değil mi yani? Evet, normalde hayır, normalde hayır. Yani öyle bir olay olduysa biter. Son soruya geldik. Şu ana kadar 250 TL kazandınız. Bu soruyla 300 TL'ye çıkabilirsiniz. Ses sonunu sevmediğin birisiyle beraber olur musun? Ses tonunu sevmediğin birini nasıl beğeneceksin ki bir kere? Bunun açıklaması... Bunda nasıl rey yapacak acaba çocuk? Açıklamasını şöyle yapabilirim. Ses tonu hoşuma gitmiyorsa zaten belirli bir özelliği hoşuma gitmemiş oluyor. Sesinin bana iyi gelmesi gerekiyor. Güzel hissetmem gerekiyor. Ama ses yani insanın elinde olan... Ya tabii ki de ilk baktığımız zaman özür dilerim böldüm. Hani karakter çok çok daha önemli. Ama hani eğer ki böyle bir seçeneğin varsa buna dikkat ederim. Ha, öyle bir seçeneğin varsa onu kullanırsın yani. Evet. Ay bence bilmiyorum ya ses. Ben çok herhalde dikkat... En son dikkat ettiğim şey sestir herhalde. Hiç yani o sıralamada bile yok. Berfin ve Ufuk şu ana kadar 250 TL kazandınız. Ama bu paranın sizin olması için birbirinizi onaylamanız gerekiyor. Birbirinizi onayladığınız takdirde bu 250 lirayı buluşmanızda nasıl harcardınız? Gece kulübü dediniz artık. Bir night run yaparsınız bro. Eğlenmeye giderdik net kesin. Evet. yani mesela önce bir yemek yiyip sonra bir yerlerde böyle dans etmeli bir yerlere evet, gidebilirdik. Evet öyle. Bol müzikli, yüksek evet, sesli. Bol müzik. Ben bu çocuğun dans ettiğini çok görmek istiyorum bu arada ya. Bir danslı evet katılıyorum ona ama öncesinde bir yemek... Yemek yerdik aynen evet, kesinlikle. Yemek yerdik. Böyle bir yemek yerdik, bir şeyler içerdik. Sahilde oturmayı seviyor musun mesela? Çok, çok severim. Evet mesela önce birazcık sahilde oturup günü geçirdikten sonra, aynen. Gezip dolaştıktan sonra bir yerlere gidebiliriz. Böyle gün batımında sahilde. Evet aynen, evet kesinlikle içip, katılıyorum. Ondan sonra yemek... Ben İstanbul'da sahilde oturmayı hiç sevmiyorum mesela. Bir Bostancı'ya gideyim diyorsun. Abi 200 bin kişi aynı fikirdeymiş zaten. Gidiyorsun orada yan tarafta böyle atletli dayılar var. Yan tarafta köpeğini gezdiren bir çift var. Oradan bir tane çay satan dayı geçiyor. Nasıl romantik hissedebiliyorsunuz amına koyayım ya? Allah aşkına Bostancı sahilinde mesela nasıl romantik hissedebiliyorsunuz? Nasıl moda giriyorsunuz? Bir Allah'ın kulu anlatabilir mi bana? Nasıl oluyor abi? Yemek yemeye gidip ondan sonra eğlenmeye gidebilirdik, harika olurdu. Bu plan güzel bir plan bence de, evet. Değerlendirilebilir. Berfin ve Ufuk, 250 lirayla birbirinize dönebilirsiniz. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, 1 milyon dolar da... o öyle değil. Çocuk kızardı. Normalde. Öyle bir şey yok mu? Evet, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Tahmin ettiğin gibi miyim? Ne? Sen benim tahmin ettiğim gibi değilsin, ben daha esmer. Tahmin? Diye tahmin etmiştim, düşünmüştüm yani. Hiç sarışın. Yani sesine odaklandım, sesine odaklanarak aynen esmer olduğunu düşündüm. Ha, ben hani. Ses düşünmedim. Çocuk kıpkırmızı. Yok ama yani. Ama sana tarih falan okuyorum dedim, böyle küpeli şey bir şey bekliyordum yani. Evet. Tamam o açıdan normal tahmin ettiğim gibi. Normal falan da var, onu çıkardık. O çok kötü. 3. Evet diyecekler ya. 2. 1. Hayır dedim çünkü verdiği bazı cevaplar benim yaşam tarzıma, hayat görüşüme uymuyor. Onun dışında tam karşılaştığımız zaman da öyle farklı fazla bir elektrik alamadım kendisinden. Hayır demesini bekliyor muydum? Konuşmalar sırasında çok ciddi davrandı ve sanırım benim yapmış olduğum bazı küçük şakaları ciddiye aldı. Bundan kaynaklı olarak da hayır dediğini düşünüyorum.